Merhaba arkadaşlar, Fikir Sepeti Öykü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir yelek örneği çalışmamız var. Harika bir örnek arkadaşlar. Çok da tutulan, çok da sevilen bir örnek. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımın altına da yorum ve beğeni yaparsanız arkadaşlarım beni çok mutlu edersiniz. Beni Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan ve Pinterest'ten de takip edebilirsiniz. Burada küçük bir örnek başladım arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir yelek ipim var ve 3 numara şişim var. Şöyle bir hazırlık yaptım. Örneğim için altının katlarında ilmeklerimizi atacağız. Artı birer tane de ben burada kenar ilmeği çalıştım. Altının katlarında 18 artı birer de kenar ilmeği 20 tane ilmeğim var burada arkadaşlar. Şimdi öncelikle kamera arkasında örmüş olduğum örneğime bir bakalım. Örneğimiz bakın arkadaşlar su yolu örneği. Küçüklü büyüklü su yolu, irili ufaklı su yolu örneği diyebiliriz. Böyle hoş bir örnek, çok da kolay, basit, çabuk da ilerleyen bir örnek. Ön lastik olarak da burada bakın yine küçük su yolunu çalıştım ben. Aralarda yine su yolumuz var, kendisi de zaten iri su yolu arkadaşlar. Böyle angorayla 3 numara şişle çok hoş, çok güzel. Dediğim gibi çok da sevilen, tutulan bir örnek. Benim kanalımda da olsun istedim. O yüzden sizler için bu şekilde hazırlığımı yaptım. Şimdi örneğimi örmeye başlıyorum. Öncelikle lastik istemeyen bir örnek arkadaşlar. Altına bir tığlama, oyalama gidebilirsiniz. İsterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada şuradaki su yolu örneğimi öreceğim. Burada 3 tane öne ben koydum lastik amaçlı. Ama şimdi arkadaşlar bir su yolu, bu iri su yolunu kuracağım. Bir de küçük su yolunu kuracağım. O yüzden kenar ilmeğimden sonra bir, iki tane ters örüyorum. Bir tane doladım artırdım. Önümdeki iki ilmeği düz olarak örerekten kestim. Tekrardan iki tane ters ördüm. Şimdi şuradaki örneğime geldim arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz örüyorum. Örneğim için 6 tane düz ördüm. Tekrardan küçük su yolunu kuracağım. 1, 2 tane ters, 1 doladım artırdım. 2 ilmeğimi düz örerekten kestim. Tekrardan 2 tane ters, bir tane de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz örüyorum. İki ters, iki düz, altı tane ters örüyorum. Yani ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Artışlarım da arka yüzde ters olarak örülüyor. 6 ters, tekrardan 2 düz, 2 ters, 2 düz, kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzdeyim. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım, 2 tane ters ördüm. Şimdi küçük su yoluma geldim arkadaşlar. Burada bakın, bir öncekinde önce artırmıştık, sonra kesmiştik. Şimdi tam tersini yapacağız. Önce kesiyorum, sonra artırıyorum. Tam tersi bir işlem yaptım burada. Bunun detaylı anlatımı da kanalımda var arkadaşlar, bakabilirsiniz. Tekrar 2 tane ters ördüm. 6 tane tekrar bu sırada düz örüyorum. Beş ve altı. Tekrar su yolu örneğime geldim. Kenardaki 2 ters ördüm. Bakın önce artış yapmıştım bir önceki sıramda. Şimdi kestim, sonra artırdım. 2 ters ördüm, 1 düz ördüm. Örneğimin 3. sırasını bu şekilde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 düz. Bundan sonra zaten kendini belli etti. 2 ters, 2 düz. Altı tane ters,
2 düz, 2 ters, 2 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzden de sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzümdeyim tekrar. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldım. 1, 2 tane tersimi ördüm. Şimdi tekrar su yolundayım arkadaşlar. Öncelikle şimdi bakın. Burada önce kesmiştik. Bir önceki sırada sonra artırmıştık. Şimdi başta yaptığımızı yapıyoruz. İlk başta kurulumda ne yapmıştık? Önce artırdık, sonra kestik. Her seferinde, her öne geldiğimizde bu modeli kuruyoruz arkadaşlar. Ben bunu aslında, bunun ismi Sarhoş Yolu Şaşırdı. Eski ismi sonradan Su Yolu olarak arkadaşlar çıktı. Eski ismi Sarhoş Yolu Şaşırdı örneğidir. Çünkü bir sağa sola kayarak ilerleyen bir yol. Şimdi arkadaşlarım, burada 6 tane ilmeğim var. 6 tane düz ilmek. Öncelikle 3 tanesini bırakıp diğer 3'üne sağ şişimi geçiriyorum ön taraftan. Şöyle uca getirdim. Bakın arkadaşlarım, burada baş parmağınızla ve işaret parmağınızla ilmeklerinizi tutarsanız asla çıkmaz. Bu şekilde tekrardan sol şişinize geçirebilirsiniz. Daha sonra sağ şişimdekileri de sol şişe geçiriyorum. Burada bir burgu işlemi yapıyoruz. Şimdi bu ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Burada modelimizin birini aslında kurmuş oluyoruz. İki tane ters ördüm. Su yoluma geldim. Doladım, artırdım. Kestim. 2 ters, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimi bir sefer burada kurdum arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine 5 sıra düz olacak arkadaşlar. Şu aradaki boşluğumuz 5 sıra düz olacak. Tekrar burgu yapabilmek için. Ama su yolu örneğimizde tabii ki devam ediyor ön yüze, her ön yüze geldiğimizde. Şimdi buraları hızlıca yine geçiyorum. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, 6 ters diye ne gördüysem onu örüyorum arka yüzde. Vurmanın sırasını şaşırmak istemiyorsanız, kaç sıra ördüm diyeceksiniz arkadaşlar, buralara bir ilmek belirleyici koyabilirsiniz. Sıranızı o şekilde sayabilirsiniz. Burgudan sonraki bu birinci sıra. Arka yüzde ördüğüm birinci sıra. Ön yüze geldim, ikinci sıra örüyorum. Su yoluma geldim. Öncelikle bakın burada kestim, sonra artırdım. Her seferinde tam tersi işlem yapıyorum. Burada 6 tane düzümü örüyorum. 2 ters. Bakın önce artış yapmışım. Burada belli. Önce kesiyorum, şimdi sonra artırıyorum. Tam tersi işlemimi yapıyorum. Bu ikinci sıramdı burgudan sonra. Şimdi arka yüzdeyim. Üçüncü sıradayım. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ben dediğim gibi 5 sırada burgumun yönünü değiştirdim. Ama siz isterseniz 7 sırada da birazcık daha uzatıp da yine burgunun yönünü değiştirebilirsiniz. Ama ideali budur arkadaşlar. Şimdi tekrar 4. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane tersimi ördüm. Bakın önceden, sonradan artış yapmışım. Şimdi önce artış yapıyorum. Sonra kesiyorum. Bir sağa bir sola bu şekilde artışlarımız. Biri sağda, biri solda, biri sağda, biri solda bu şekilde artışlarımız, kesimlerimiz de ona göre ilerliyor arkadaşlar. Ve bir tarafa doğru bir sağa bir sola oradaki su yolumuz yatış yapıyor. Yine burayı düz ördüm, geçtim bakın. Şimdi artışımı yaptım önce, sonra kesimimi yaptım. 2 ters kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Şuralar hep aynı. Şuradaki bakın 4. sıramı ördüm burgudan sonraki. Şimdi arka yüzde 5. sıramı tekrardan örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ters. 2 düz oldu pardon, 2 ters. 2 düz ve 6 tane ters. İki tane düz, iki tane ters, iki tane düz,
bir tane de kenar ilmeğimi ördüm. Bakın arka yüzde de 5. sıra arka yüzde de sıramı tamamladım. Şimdi burgumun yönünü yeniden değiştireceğim arkadaşlar. Bu sefer tam tersine vuracağım. Önemli olan şuradaki 3 ilmeğimiz. Yani bakın şu 3 ilmeğin üst yüzeyde yürümesi arkadaşlar. Burada göründüğü gibi. Normal burguda hep aynı şekilde alıp alıp vurarız. Hep aynı yöne ya sağa ya sola nasıl ilk başladıysak o şekilde gideriz. Ama bunda bir sağa vuruyorsak bir sola vuracağız. Önemli olan şuradaki 3 tane ilmeğimizin hep ön yüzde bu şekilde kıvrılarak gitmesi. Ona dikkat edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane tersimi ördüm yine. Burada bakın önce artış yapmışım bir önceki sırada. Şimdi öncelikle kestim, sonra doladım, artırdım. 2 tane tersimi ördüm. Kenardaki su yolumu tamamladım. Şimdi burada bakın sağ şişime şu şekilde arkadan 3 ilmeği bıraktım. Sondaki 3 ilmeği arkadan sağ şişime geçirdim. Şimdi bakın baş parmağımla ve işaret parmağımla tutuyorum. İlmeklerimi ve şişimi çektim, çıkarttım. Bu şekilde tutarsak arkadaşlar asla ilmeklerimizi kaçırmadan işlemimizi yapabiliriz. Şimdi sağ şişimdekilerimi tekrar sol şişime geçiriyorum. İsterseniz zorlanırsanız bunun için yapılmış özel aparatlar var. Onları kullanabilirsiniz veya bir çorap şişinden yararlanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Bu şekilde elinize alıştırırsanız inanın çok kolay bir şekilde vuracaksınız. Zaten 6 ilmek kolay vurulur. Çoklu ilmek olmadığı için. Bakın tekrar tersine dönüş yaptı. Şimdi tekrar 2 tersimi ördüm. Öncelikle kestim, sonra doladım, artırdım. Tekrar 2 tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve sıramı tamamladım. Örneğimi burada ikinci kez kurmuş oldum. Bir sonraki sırada yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki sırada pardon 5 sıra yine üzerine şu burgumuzun üzerine 5 sıra yine tersi oluşturacağız. Buradaki su yolları hep devam edecek. 5 sıra sonra burgumuzu yine önden alıp tekrar sağ tarafa geçireceğiz. Şu 3 ilmek hep üstte bu şekilde yürüyecek arkadaşlar. Bir de yakından bakalım. Gerçekten güzel, hoş, şık bir örnek, sevilen bir örnek arkadaşlar. Bakın bu renkte de orta kalınlıktaki iple de çok güzel durdu. Anne yeleklerine de, gelin yeleklerine de yakışacak, hoş duracak bir örnek arkadaşlar. Dediğim gibi lastik istemeyen bir örnek aslında ama siz isterseniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz. Buraya bir tığlama giderseniz lastik istemeden de çok güzel kurum yapabilirsiniz. Önde bu şekilde lastik kullandım. Belli bir noktadan sonra normal iki ters iki düz lastiğe de dönebilirsiniz. O şekilde de uygulanıyor. İnşallah sizlere de beğenmişsinizdir örneğimi. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Fikir sepeti örgüyle kalın.